Fırat Aydunuz ne dedi biliyor musun? Evet. Derbi için tahminde bulun dediler. Halil Umut Meler yönetir dedi. Ama dedi ilk yarısını Halil, ikinci yarısını Umut, uzatmaları da Meler yönetir dedi. E tamam yani garanti diyor değil mi? Hani Halil Umut Meler kesin diyor. Yani, hani yapay zeka vardı? Yani öyle demiyor da tahminim olarak diyor o yönetir diyor. E tamam işte. Türk hakemliğinin geldiği noktaya bak arkadaş. Her neyse. Çok da aslında bunlara çok yer ayırıyoruz ama mecbur bırakıyorlar bizi. Tamam mı? Çok yer ayırıyor. Yani kötü hakemler bu hakemlerle lig gene oynanacak ve bitecek. Hakemler makemler dedik artık bitti. Derbideki o zaman futbolcu performanslarına veya teknik adamlara bakmak lazım. Okan Buruk, Cesus, iki tane hoca, takım kadro, motivasyon, performans. Şu an iyi gidiyor gibi. Mesela Icardi hazırlanıyor diyorlar derbiye. Gomis, Momis falan. Icardi mi oynar hocam sence Galatasaray'da? Maçın favorisi Fenerbahçe. Bunu bir kere hemen söyleyeyim. Birçok şeyiz anlattın ya. Gomis Icardi, Ama derbi de belli olmaz Okan diyorsun. Okan Buruk favoriler kazanamayabilir diyorsun. Öyle diyorum, gene öyle diyorum. Ben favoriyi söylüyorum. Favori kazanamayabilir. Maçın favori de zaten dediğin gibi program başında ne dedim ben? Favori gösterenler kaybeder. Derbi öyle bir şeydir. Maçın açık ara favorisi maçı kazanamaz. E, o tamam da maçın favorisini söylemeyecek miyiz? Mesela sana göre kim kazanır bu maçı? Fenerbahçe. E gördün mü? Senin de favorin Fenerbahçe mesela. Birine göre belki Galatasaray'dı. Favorim de ama kazanan da Fenerbahçe olur diyorum. O bilmiyorum artık. Ağzın bal yesin. Ama şuna bakıyorum ben. Yani maçın favorisi Fenerbahçe. Icardi oynarsa da Fenerbahçe, Icardi oynamasa da Fenerbahçe. Anladın mı? Sebeplerim açık benim. 16-17 haftalık lige baktığımda Fenerbahçe Galatasaray'dan çok daha iyi futbol oynuyor. Çok daha etkili oyunculara sahip. Tamam mı? Oyun oyun gücü Galatasaray'ın oyun gücünden çok daha üstte. Maç Fenerbahçe statında. 50 bin, 55 bin neyse o stat kaç kişi alıyorsa full dolu Galatasaray, Fenerbahçe seyircisi olacak. Atmosfer falan filan. Maçın favorisi Fenerbahçe. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Ama Maçı, Fenerbahçe yüzde bin kazanır kimse diyemez. Derbi bu. Çok favori. Geçen sene iki maçı da Fenerbahçe kazandı değil mi? Gitti orada bir de Neft'e. Bir de on kişi kaldı. Kıraçpor'un son dakika golüyle kazanmadı mı Fenerbahçe? Evet. Ee, o maçın başlangıcını bir hatırlayın. Galatasaray harika başladı. Kerem Aktürkoğlu golü doldu değil mi? Eyvah dedik maç farka gidecek. Ne oldu? Fenerbahçe kazandı. Hem de on kişiyle. Evet yani olur. kasa gelir kazanır. Ayrı bir şey. Ama maçın favorisi Fenerbahçe'dir oyun gücü olarak öyle, futbolcuların form durumu olarak öyle, futbolcuların fizik kondisyonu olarak bak öyle. Ama şimdi futbolcular daha diri, daha kuvvetli, daha güçlü. Gözüküyor bu. E şimdi bu akşamki maça da bağlı tabii. Şimdi Galatasaray'ın defasında Abdülkerim olur mu olmaz mı? Bir tane sarı kart görse biliyorsun cezalı duruma düşüyor. Tamam doğru olabilir. olabilir. Kerem, sarı kart görse cezalı duruma düşüyor. E, dün de mesela... Mertens sarı kart görse cezalı duruma düşüyor. E tamam işte dün de mesela Ferdi görseydi Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'nin can damarı bana göre. Değil mi? Oynamayacaktı. Crespo görse Crespo da oynamayacaktı. Sence Ferdi'siz ve Crespo'suz Fenerbahçe ne bileyim taşıyıcı kolonlara eksik bina gibi mi? Crespo'suz demiyorum. Hiç Crespo'yu çok beğeniyorum ama Crespo'suz demiyorum. Crespo mesela dün çıkıyor. Zayç giriyor, giriyor, Daha iyi oynuyor. Daha çok topa hakim oluyor Fenerbahçe. Zayç alıyor da Crespo'nun o dakikaya kadar yaptıklarından daha fazla pas yaptı. Daha fazla gol koşusu yaptı mesela. Ya da Adi değil de diyelim ki şey girdi. İsmail Yüksek girse. Crespo'dan hiç aşağıda oynamıyor. Yalan mı? Biz zaten birçok Avrupa maçını William Aroha, İsmail Yüksek ikilisiyle oynadık. Crespo yoktu. Crespo çok iyi oyuncu. Banka oynamalı bana göre de Galatasaray derbisinde. Ama olmadığı zaman eyvah falan denmez. Denmez. Fenerbahçe'nin o mevkide oynatacağı 3 tane Crespo'da, Crespo ayarında oyuncusu var. Peki derbide Fenerbahçe'nin? ikinci, Fenerbahçe ikinci <laughs> Ferdi Kadıoğlu'su yok. Ha. İkinci Ferdi Kadıoğlu'su yok Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin bütün o yüksek enerjisi Maç boyunca Fenerbahçe'nin Coşkulu olma enerjisi Ferdi Kadıoğlu'ndan kaynaklanan bir enerji Biraz da sağ tarafta O sayıda sayı öyle Ama Ferdi'nin ki tarif edilir bir enerji değil Yani Bek mi oynuyor Açık mı oynuyor Orta saha mı oynuyor 80 metre topla gidiyor Kaptırıyor geri dönüyor Foul yapıyorlar yere düşüyor kalkıyor sitem etmiyor. Adam pil ya Fenerbahçe pil yani Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'yla böyle böyle oynuyor. Ferdi Kadıoğlu oynayınca böyle oynar. Çok, anlatabiliyor muyum? Enerjisi Eğer ki izleyenler de ben de seni tanıdıysak derbide Fenerbahçe'de garanti 3 isim sayabilirim hocam sana. Ben 5 tane isim sayarım. Ç ben Altın. de 5'e çıkabilirim ben ama 3 tanesini söyleyebilirim. Joshua Hı. King kesin oynatırsın. Kesin. Ardından sen Ferdi'yi kesin oynatırsın zaten söylüyorsun. Kesin. Bir de ekleyebileceğim isimlerden bir tanesi seni şaşırtabilir. İrfan Can Kahveci derim. Sanmıyorum. Sen diyorsun. Evet. Beğeniyor musun? Sen bence oynatırsın derbide İrfan Can Oynatırım. Kahveci. Doğru oynatırım. Oynatırım. Doğru oynatırım. Derbide ben İrfan Can'la başlarım. ile başlamam. Açık söyleyeyim. Ya da Lincoln Henrique ile başladı dün değil mi? Mesela Lincoln Henrique ile başlamam derbide. İrfan Can Kahveci ile başlarım. Sürpriz şutlar. Sonra Serdar Aziz'i Altay'ı Zalay'ı koyarsın zaten ayrı. Şimdi ben benim bir beşlim var artık. Daha önce bu üç kişiydi. Şimdi beşli oldu. Beş kişim var. Bu beşliği ben oynatırım her maç. Altı taneyi hoca kimi koyarsa koysun. Batu Şua'yı King. Tartışmasız ikili budur dün. Dün iyice ortaya çıkmıştır. Batshua King ikisinin uyumunu gördün mü? Topuk pasları, birbirlerine kafayla vermeler, göğüste birbirlerine kaçırmalar. Batshua King ikilisi hiç değişmemeli bence. Form düşüklüğünde tak oraya Valencia'yı atarsın. Tamam mı? Efendime söyleyeyim işte Serdar Dursun'u falan atarsın. Maçların sonlarına doğru. Ya da gole ihtiyaç olduğu anlarda. Budur. Ama bu ikili Batuay King ikilisi muhteşem oturdu. Muhteşem. Bu ikiliyi hiç vazgeçmem. İki. Ferdi Kadıoğlu zaten hiç konuşmaya gerek. 3. Nerede oynatırsın Ferdi hocam? Her yerde. Sol bek. Hatta Alevski işte son maçın son 10 dakikası yaptı ya. Alevski sol bek'i alıyor. Ferdi'yi öne sol öne koyuyor. Değil mi? Öyle de bak derbiye öyle bile başlasa ben derim ki helal olsun. Şahane bir şey olabilir. Ferdi onu her yerde oynatılır Ferdi artık. Ferdi enteresan bir oyuncuya dönüştü. Allah nazardan saklasın. Ferdi bir de dün kesin Zaten öyle düşünüyordum. Dün artık iyice karar verdim. Bilmiyorum katılır mısınız? William Arao. Bu adam iki haftadır Hatay ve dünkü Antalya maçlarında pür dikkat seyrettim. Havaçının vazgeçilmez oyuncusu. Yanına kimi koyarsan koy. Koranca ben. Bozmuyor adam. Ben ki. böyle devamlılığı olan, her dakika oyun içinde olan, ayakları da iyi olan hava topu çok etkili olan hem hücum ederken ölü toplarda hem Fenerbahçe'ye defans yaparken hava toplarında o boyla çok yüksek boyu olmamasına rağmen kısa da değil ama yüksek de değil. Bütün kafa toplarına değiyor. Rakip takım kalecisinin degajlarını stoperlerden önce o karşılıyor. Kondisyon Ayağı iyi, timingi iyi. iyi, her şey iyi diyorsun. Top kapıyor, ayağı iyi. Tekniği iyi. Rakiple uğraşmıyor, hakeme konuşmuyor. Tam bir futbolcu ve Kendisini görsem e, Portekizce dilinde özür dilerim ne demek bilmiyorum ama eskude. Öyle mi? Boşluğa düşmeyelim. Eskude. Eskude. Ben William Harrow'yu bir gün inşallah tesislere gidebilirsem kardeşim diyeceğim Portekizce eskude diyeceğim. Özür dilerim diyeceğim. Ben çünkü sezon başı ön libero aranıyordu ya Real Betis'teki Portekizli oyuncuyu istiyordum ben. portekiz milli takımda da oynuyor. Ha, şimdi adı aklıma gelmedi. Çocuklar bulurlar. İri, evet, iri. Portekiz milli takımında orta sahanı ara. İri kayım. Bravo, Carvalho değil mi? Carvalho. Ben onu istiyordum. Bu iri yarı siyah sebellak gibi bir siyahi. İki metre böyle. Onu istiyordum ben. Gündemdeydi çünkü. Hoca gitti Flamengo'dan bu William Arao'yu aldı. Bir baktım saçları böyle kabarıkma. Ben böyle saçlı adamı sevmem. Kabarık... <laughs> öyleydi. He? Alex de öyleydi. Kabarık. Öyle değil be abi? Alex kafarık mı sende? Ama Aa, var. ilk geldiğinde ya, kabarık. Ya tamam da adam kıvırcıktı Alex. Ben kafa diyor. Keserler diyorum. o saçı. merak etme. O, sen. Abi yok bu kabarık kim vardı o David Luiz'ler falan var ya. O öyle kabarık kabarık. Ben, ben öyle oynayan Ben neydi? öyle kafalar sevmem. Belçika milli takımında o var. Ya sa o He. saçını bağlıyor, bağlıyor da. Evet. Bu William Arroyo'yu da gördüm böyle falan filan. Allah var bir ilk geldi bir iki maçta gördüm ya dedim bu dümdüz bir adam Luis Gustavo'nun genci dedim bu bunun için. Bizden giden Luis Gustavo'nun genç hali dedim. Keşke dedim William Carvalho alınsaydı dedim. Onun için özür dilerim. İyi ki bu alınmış. Kur'an çapsın. Eksiksiz önlü bir o. bak eksiksiz... Galatasaray için en tehlikeli en... oyuncu ara olmuş şimdi <laughs> hocam. Yok canım niye Galatasaray için en tehlikeli? Galatasaray için en tehlikeli oyuncu King'den Batçayı forvet hattıdır diyor. Tabii ki. King Peki seni şimdi hep diyorlar ya hocam çok objektifsin. Seni çok seviyoruz. Bir Galatasaraylı olarak, bir Trabzonlu olarak, bir Beşiktaşlı olarak diye. Herkes bu yorumları yazıyor alta biliyorsun. Tıkır 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 devam ediyor. Peki Galatasaraylıları biraz mest edebilecek açıklama bekliyorum senden. Ne gibi? Fenerbahçe için Galatasaray'daki en tehlikeli oyuncular kimlerdir? Oynarsa Icardi. Ya oynarsa Icardi. Tamam mı? Bir de iki kanat oyuncusu. Kerem, Raşika ve Kerem. Raşika ve Kerem. Mertens o da olabilir. O belki de adam çıkar. Öyle bir maç oynar ki maçın adamı da olabilir. Ama ben bizi tehdit edebilecek oyuncu olarak koşularıyla, sprintleriyle Kerem Aktürkoğlu bir de ters çalım atıyor. Bir de öbürü var Raşika tank gibi. Çok klas olmamasına rağmen inanılmaz bir gücü var. Yere çok sağlam basıyor. Hem çok süratli hem iyi orta atıyor. Raşika ve Kerem Aktürkoğlu'ndan. Peki söylüyorum. Fenerbahçe derbiye üçlü savunmayla mı çıkar, dörtlü savunmayla mı hocam? Valla bilmiyoruz. Jesus yapıyor, şaşırtıyor bizi. Bir yani o kanat oldu. oyuncuları üçlüyü mü zorlar, dörtlüyü mü zorlar? O kanat, o kanat oyuncuları etkili oyuncu. Kerem'le Raşika fark etmez. Ya üçlü dediğinde senin, yani iki beki olmuyor mu Fenerbahçe'nin? Üçlünün sağında o sayı oynamayacak mı? Bek Oyna. gibi. Solunda da Ferdi oynamayacak mı? Oynuyor. E yani dörtlüde de sağ bek Oseyo oynayacak, sol bek Ferdi oynayacak. Aynı şey. Aynı şey. Üçlü demek daha hatta garantili. Beşli gibi bir şey. Üç tane stoper koyup iki de beklerin var. Üçlü diyorlar da o beşli rakibe geçince beşli oluyorsun. Gene beklerin oluyor. Her türlü zorlar. Kerem Aktürkoğlu ve Raşika. Fenerbahçe'yi en çok zorlayan oyuncu, iki oyuncu bu olur. Oynarsa da Icardi faydalı olur. Şöyle Icardi. Şimdi bir kere bu oyunun bu maçın büyük bir bölümü benim tahminim... Orta bu... sahada geçer. Hayır. Galatasaray yarı sahasında oynanır bu maç. Niye orta sahada geçsin maç? Ne bileyim ben. Orta saha mücadelesi olur gibi. Herkes garantici olur Öyle gibi. yok abi. Öyle şey olur mu? Orada 50 bin kişi falan olacak gibi. geçişler Eysin. falan olur gibi. Sen şimdi böyle... Galatasaray'a, oraya gelen Galatasaray'a beraberlik versen Galatasaray maçı oynamaz. Galatasaray'a desen ki Okan Buruk bugün Ankara gücünü yenip oraya lider gidecek ya. Fenerbahçe tarafı Okan Buruk bu maçı oynama, berabere buradan lider döndenseler tamam der döner. Bütün Galatasaraylılar tamam der. Öyle öyle ne öyle, öyle yani. Anladın mı? 12 bu maç Fenerbahçe başlayacak hücum olarak. Maçın büyük bölümü Galatasaray yarı sahasında oynanacak. Ama hep öyle diyoruz da daha sonrasında Galatasaray bir baskılı başlıyor. Hiç beklemediğim bir Nerede presle. kardeşim hangi Fenerbahçe Galatasaray maçını orada baskılı var? Baş... Sallama ya. Ama sallama ya bu, ya. ya bu sallıyor ya bu. Sen hiç derbi seyretmemişsin Mevlüt Can sen şaşırmışsın ya. Bu Bak maç... Galatasaray garantiye alacak. Bu... Liderliği kurtarmak, korumak isteyecek diyorlar. Saldırarak başlıyor hocam belli olmuyor. Nerede saldırmış? <laughs> Hangi maç? Bir tane örneğini söyle. Oğlum tara... şeydi Kadıköy'deki maçtan bahsediyoruz. Pazar Hangi günü. Hangi Kadıköy maçında sağlar? Pazar günü görürsün. Pazar günü olursa görelim. Bu Sanki bunlarınca öyle olmuş gibi anlatıyor. Bak salı günü kayıtta Bak... soracağım sana. Ne dedim ben hocam? Mevlüt Can şimdi biz burada makara gırgır gır yapıyoruz da futbol seyircileri de bizi izleyenler de var. Futbolda konuşuyoruz. Şimdi bu maç nefs statında oynansa bak benim yorumum böyle olurdu. Bu maç büyük bir bölümü Fenerbahçe yarı sahasında oynanacak. Galatasaray 55 bin seyircisiyle nefs statında maça atak ve baskılı başlayacak. Bunu bilmemek ki maç Beşiktaş statında oynanırsa Beşiktaş öyle başlayacak. Yani bu derbilerde böyledir bu. Yani bu, bunun için ne olacak yani maç başlayacak Galatasaray 55 bin kişi önünde Fenerbahçe'ye tek kale mi oynayacak orada? Allah Allah. Dolayısıyla Galatasaray kendi yaralığında oyunu kabul etmek zorunda kalacak. İyi bir defans yapıp Raşika gibi, Kerem Aktürkoğlu gibi değil mi? Arkadan Mertens'le böyle bazen de defanstan Beklerini de kaçırarak hani çıkışlarla boyayla, ile Fenerbahçe'yi eksik yakalayıp kontrataktan cezalandırmayı düşünecek. Tamam mı? Bu maç orada oynanacak yani. Peki burada Galatasaray'a ne lazım? İkardi işte. Onun için İkardi diyorum. Çünkü Galatasaray baskı yediği an topu uzaklaştırdığında ileride topu tutacak. Galatasaraylı orta saha ve defans oyuncularının hücuma çıkmasını sağlayacak. Orada topu tutacak bir oyuncuya ihtiyacı var. İkardi bu işte Allah var. On numara oyuncu. Topu iyi saklıyor gövdesini, kalçalarını iyi kullanıyor. Stoperleri iyi alıyor. Ve ayağı tekniği yumuşak olduğu için topu tekrar geri iade ediyor. Bekle, sağ açıkların, sola açıkların önüne atıyor. Hücum pasları yapıyor. Kendi ona devam ediyor. Dolayısıyla topu tutacak oyuncu Icardi olur. Icardi onun için Galatasaray için çok önemli. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Orada e, deli dolu bir santrafor olsa ben sadece koşu yapayım. O zaman olmaz. Galatasaray ileri çıkamaz. Galatasaray'ı çıkması için topu önde tutan bir santrafora ihtiyacı var. Gomis de bunu yapar. Ama Gomis artık 37-38 yaşında yani. Artık eski koordinesi kalmamış. Topu tutuyor, kaçırıyor. Dönerken bir hafta geçiyor diyorsun. Falan filan yani. Icardi onun için önemli. Galatasaray için Yani biraz önemli. kalecilerin başları olacak gibi gözüküyor o zaman. Tabii ki. Yani işte bir kere şunu söyleyeyim. Ee, yani Muslera'ya bir kere Altay Bayındır'dan daha fazla iş düşecek. Ha bu iki takım arasındaki korkunç farktan değil. İşte temin dediğin sağ ve seyirci avantajı böyle bir şey. Yani Galatasaray-Fenerbahçe maçı Galatasaray statında oynansa tam tersi olacak. Galatasaray ağırlıklı, Galatasaray baskılı oyunu tutmaya çalışan bir Fenerbahçe. Öyle değil mi? Mesela Trabzon'da bile öyle olmadı mı? Trabzon-Fenerbahçe daha iki hafta önce. Değil mi? Fenerbahçe daha kontrollü oynadı. Niye? Maç Trabzon'da diye o kadar seyirci Avni Aker var diye atmosferden etkilenip daha kontrollü bir oynadı. Maç Sarıçoğlu'nda oynasa Fener Trabzon maçı ikinci yarı oynanacak göreceksin. Trabzon böyle başlar mı diyorsun? Başlayamaz. E, tabii ki Fenerbahçe başlayacak. Trabzonspor'da yakaladığını kontrataklan cezalandırmaya çalışacak Fenerbahçe'yi. Galatasaray da öyle yapacak. Bunun başka şeyi yok yani. Oluru yok. Eğer Fenerbahçe kendi sahasında 55 bin kişinin önünde... Galatasaray baskısını yemiş. Maç oynanıp böyle maç başlayıp öyle devam ederse o seyirci zaten durmaz. Çıldırır. Anlatabiliyor muyum? Mecbur yani. Mecburen öyle oynarsın. Bunun taktikle teknikle alakası yok. Yani o, keyifli seyir zevki yüksek bir derbi bizi bekliyor mu? Hocam? İnşallah hakem maçın içine etmezse. Zırt pırt düdüklerle oyunu durdurmazsa. Basket maçına dönmez diyorsun yani. Ya evet. Eline değdi for, Şurasına değdi kart. Ayağına, tırnağına bastı. Sarı kart. Bak bastı. Sert geçer mi hocam? Çığırından çıkar mı maç? Kartlar havada uçuşur mu? Ol Sarılar, kırmızılar. Mı? Olma ihtimali var. Yok değil Olma ihtimali var. Çünkü evet. çok gergin hocam. Tabii bir taraftan Erdem Tumur konuşuyor, bir taraftan Ali Koç konuşuyor herkes fark konuşuyor. etmez, Var ki et. bazen bizim zamanlarımızda bazen mesela hiç kimse konuşmazdı. Herkes kedi gibi kimsenin ağzını bıçak açmazdı. Kimse bir şey söylemezdi. Maça bir çıkardık bazen yer yerinden oynardı. Atılanlar, kırmızı kartlar. Kendi kendini alevlenebilir. Derbi öyle bir şeydir yani. Anlatabiliyor muyum? Ama derbiyi alevlendirecek isimler de yok sahada artık eskisi gibi. Emre Belezoğlu, Volkan, Melo falan gibi böyle. Ama yani bu belli olmuyor be abi ya. Oradan biri çıkıyor enteresan bir şey yapabiliyor yani. Yani belli olmuyor Mevlüt Can'cığım bu işler. Ortalık süt kendi Bir patlak verebilir bir patlak bir şey. verebilir Derbi maçı öyle bir şeydir yani. Oradan mesela seyirci hiç bir şey yokken seyirci sahaya bir şeyler atıyor. Geçen sene Beşiktaş-Fenerbahçe maçı da değil mi? Olabiliyor. İnönü statında değil mi? Sahaya birdenbire bir şeyler atlar. Maç bir anda gerginleşti falan. Halbuki maçtan önce hiçbir şey yoktu. Değil mi? Maçın bir öyle büyük bir şampiyonluk maçı değildi. Efendime söyleyeyim. iki kulüp arasında öyle demeç savaşları bir şey gerginlik olmamıştı. O derbi böyle bir şey zaten. Ortadaki hiçbir şey yokken. Ya bunlar mesela şey maçı oynasalar. Devre arası hazırlık maçı oynasa Galatasaray Fenerbahçe. Maç bir anda 3-4 kar, sarı kart kırmızı kart çıkabilir yani. Derbi öyle bir şeydir çünkü. İşte onun için Galatasaray-Fenerbahçe, Beşiktaş-Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray. Bu maçlar onun için böyle evet, her zaman insanlar merakla bekliyor. Her an her şey olabilir bu maçta. Ha bir bakarsın çok centilmence bir maç da geçebilir. Bilmiyoruz. Biraz evet. da hakeme bağlı. Biraz değil. %70 hakeme bağlı. Hakem maçı öyle bir yönetir ki kimsenin ağzını açacak, söyleyecek, itiraf edecek. Hali kalmaz. Evet abi. Evet. E hayırlısı yoksa ama Bilmiyoruz. Göreceğiz. Mevlüt Can'cığım. Bilmiyoruz göreceğiz. Şimdi çok da uzatmayalım aslında. Zaten benim aklım şimdi bunları anlatıyorum ya ben. İşte der bir maçı şöyle olursa böyle olur. Kim daha avantajlı oyuncular kim bana anlatırken bir yandan da ne düşünüyorum biliyor musun Mevlüt Can? Söyle bakayım hocam. Karnım acıktı buradan çıkışta sana. French in çiz. Neydi? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> And Buradan teams. çıkışta sana çağrıya sana çağrı Sergen hadi benden Doruk kardeşim de. Doruk bu dörtlü siz bir de ben beş sizi Fish and Cipsi. Cips yemeğe götüreyim mi? Hocam ben sana ekmek arası balığa götürüyorum. Gel balık ekmek yapalım sen de. Aynı şeymiş ulan. Benim mi <laughs> yiyeceksin herler cezanı versin. Ee, Fişen salat e, seferi e, sana geldim. E, aynı şeymiş öğrendim. Balık patatesmiş. <laughs> hadi hadi kalkın. Hadi. Fişen çipse gidiyoruz. Ben götürüyorum. Paralar hadi. benden. Hadi gel. Hadi. Hadi.